Varlık Ağacı Yazan Muhyiddin İbn Arabi Seslendiren Betül Güler Bismillahirrahmanirrahim Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir sözü kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Değiştirme ve güç kaynağı odur. Allah'ın selat ve selamı efendimiz Hazreti Muhammed'in ve Ehli Beyt'inin üzerine olsun. Zatı tek, sıfatları eşsiz, yüzü cihetlerden kutsiyeti sonradan olmaktan, ayağı yönlerden, elleri hareketlerden, gözleri bakmalardan, istivası, bürümesi bütünleşmelerden, kudreti sürçmelerden ve iradesi tutkulu arzulardan münezzeh olan Allah'a hamdolsun. Mevsufların sayısına bağlı olarak sıfatlarında artış olmaz.'' İrade edilenlerin farklılığıyla iradesi farklılaşmaz. Bütün varlıkları kûn, ol kelimesiyle var etmiştir. Gizli hiçbir şey yoktur ki o korunmuş sırdan çıkmış olmasın. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyecek sözümüz sadece kûn dememizdir. Hemen verir. Sonra varlığa ve varoluşuna, gizli olana ve düzenlenişine baktım. Baktım, varlığın tümü bir ağaçtır. Bu ağacın nurunun aslı ol habbesidir. Sizi biz yarattık tohumunun aşısıyla varlık kafa aşılanmış. Bu tohumdan biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık meyvesi çıkmıştır. Bu ağaçtan kökleri aynı Uzantıları ayrı iki farklı dal belirmiştir. Kök iradedir, dalıysa kudrettir. Dolayısıyla kaf cevherinden iki farklı anlam çıkar. Bugün size dininizi ikmal ettim ayetinde işaret edilen kemal kafı ve içlerinden kimi iman etti kimi de inkar etti ayetinde işaret edilen küfür kafı. Non cevherindense belirsizlik nunu ve belirlilik nunu zuhur etti. Öncesizlik yani kadem iradesinin hükmüne dayalı olarak onları yokluk gizliliğinden ortaya çıkarınca üzerlerine nurunu serpti. Bu nurdan isabet alanlar ol tohumundan çıkan varlık ağacının timsalliğini ihata ettiler. Ol sözünün kafının sırrından siz hayırlı ümmetsiniz timsali göründü. Nunu'nun şerhinde ise Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzere değil midir? Hakikati açıklığa kavuştu. Ama bu nurdan isabet almayanlara gelince ol harfinden kastedilen anlamın keşfi istendi onlardan. Çünkü onun hecesinde yanıldı ve umudu boşa çıktı. Bunun üzerine ol misaline baktı ve onun küfür nunuyla birlikte kaf olduğunu sandı. Bu yüzden kafirlerden oldu. Dolayısıyla her mahlukun ol kelimesinden payına düşen, onun hece harflerini bilmesi, gizli sırlarına şahit olması kadardır. Bunun delili Resulullah'ın şu sözüdür. Yüce Allah mahlukatını bir karanlıkta yarattı. Sonra üzerlerine nurundan serpti. Kime bu nur isabet etmişse o hidayete ermiştir. Kime de bu nur isabet etmemişse o sapmış, azmıştır. Adem varlık dairesine baktı. Her varlığın varlık dairesinde döndüğünü gördü. Kimisi ateşten, kimisi de balçıktan var olmuşlardı. Sonra bu dairenin ol sırları üzerinde olduğunu gördü nasıl dolaşıyor ve dönüyorsa nasıl uçuyor ve pervaz oluyorsa sonunda ona dönüyor onun etrafında cevelan ediyor ondan ayrılmıyor bir tarafa gitmiyordu kimisi kemal kafını ve belirlilik nununu görmüş kimisi küfür kafını ve belirsizlik nununu görmüş bunlar şahit olduklarının hükmünce ol dairesi noktasına dönerler var edilmişin var edenin iradesinin dışına çıkması mümkün değildir. Varlık ağacının farklı dallarına, meyvelerinin türlerine baktığın zaman bunun kökünün ol habbesinden neşet ettiğini, ondan ayrıldığını anlarsın. Adem, talim mektebine alınıp bütün isimleri öğrenince ol misaline sonra var edicinin var edilenlerle güttüğü maksada baktı. Muhallimi ol kapında hazine kapında müşahede etti. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmiyordum, bilinmeyi istedim. Sonra non sırrından muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım ayetinde işaret edilen benlik nununu müşahede etti. Heceler gerçekleşip umut tahakkuk edince ona hazine kapından şeref kapı çıkartıldı. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Bir de olmaklık kafı çıkartıldı. Onun kulağı, gözü ve eli olurum. Onun için benlik nunundan da nur nunu çıkartıldı. Kendisine bir ışık verdiğimiz. Buna nimet nunu bağlandı. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. İblise gelince Allah'ın laneti üzerine olsun. Talim mektebine 40 bin yıl devam etti. Ol harflerini araştırdı. Muallim onu kendi haline bırakmış, kendi gücü ve kudreti ekseninde faaliyet göstermesini sağlamıştı. O da ol timsaline bakıyordu. Onun timsalinden köfrünün kapını görmek için. Nitekim büyüklendi. Yüz çevirdi ve büyüklük tasladı ol kelimesinin nunundan ateş nununu gördü. Beni ateşten yarattın. Böylece köprünün nununu ateş oluşunun nunuyla bütünleştirdi. Oraya tepe taklak atıldılar. Adem bu ağacın farklılığına, çiçeklerinin ve meyvelerinin çeşitliliğine bakınca muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım dalına sarıldı. Bunun üzerine ona şöyle seslenildi. Hepsi tevhidin meyveleridir. O da birliğin gölgesine girdi. Şu ağaca yaklaşmayın. İblis onu onlara vesvese verdi ağacına ulaştırmak istedi. Onlar da o ağacın meyvesinden yediler. Böylece kaygan zeminlerde ayakları kaydı. Adem asi oldu. Sonra biz kendimize zulmettik. Dalına asıldı. Bunun sonucunda üzerine meyveler sarktı. Adem aldı. Şahitlik gününde, şahitler zorunda, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye seslenildiğinde, herkes gördüğü ve duyduğu kadarıyla şahitlik etmiştir. Ama hepsi aynı cevabı vermiştir. "Evet," dediler. Ancak ihtilaf şahitlik hususunda söz konusu olmuştur. Kime zatının cemalini gösterdiyse, o onun benzeri gibi hiçbir şey yoktur şahitliğinde bulundu. Kime sıfatının cemalini gösterdiyse o kendisinden başka ilah yoktur. O mülkün sahibidir. Eksiklikten münezzehtir şahitliğinde bulundu. Mahlukatının gelinliklerini gösterdiği kimselerin şahitlikleri ise şahit olunanların farklılığından dolayı birbirinden farklı oldu. Bunun neticesinde bazıları onun sınırlı, mahdut olduğunu düşündük bazısı yok olduğunu, bazısı ise kocaman bir kaya olduğunu tasavvur etti. Bu hususta grupların her biri de ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez hükmüne dayanmaktadır. Bu hükümde ol kelimesinin sırrında gizlidir ve kendi dairesinin ekseninde dönmekte, habbesinin köküne bağlı olarak da sabittir. Bu tohum olunca Varlık ağacı da ortaya çıktı. Sonra meyveleri belirdi. Suretlerinin anlamları da. Bu var edilmişlere bir misal ve mevcutlara da bir timsal göstermek istedim. Varlıkta sözler, fiiller ve haller aynı minvalde netice verdikleri için ol tohumundan yetişen ağacı misal verdim. Eksiklik, fazlalık, görünmezlik ve görünürlük küfür ve iman gibi varlıkta meydana gelen bütün hadiseler, semere olarak beliren ameller, hallerin arınması, ortaya çıkan parlak sözler, şevk, zevk, latif anlamlar, yakınların yakınlıklarının açılması, muttakilerin makamları, sıddıkların menzilleri, ariflerin münacatları, sevenlerin müşahadeleri, bütün bunlar o ağacın meyveleridir uç veren tomurcuklarıdır. Ol tohumundan doğan bu ağaçtan ilk önce üç dal yeşerir. Bu dallardan birini sağdakiler tuttu. Yani sağ ehli. Bu dallardan birini de soldakiler tuttu. Yani sol ehli. Ondan muti boyda bir dalda yeşerdi. Ve bu dal dost doğrudur. Yakınlaştırılmış öndekiler bu daldandırlar. Ağacın kökü iyice sabitleşip yükselince en yukarı dalından ve en aşağı dalından suret ve mana alemi ortaya çıktı. Bu ağacın zahir kabuklarından ve belirgin perdelerinden olanlar da mülk alemine mensuptur. Ama ağacın gizli kalplerinden gizli anlamlarının özünde olanlar da melekut alemine aittir ağacın damarlarında akan, ağacın gelişimini, yaşamasını ve yükselişini sağlayan, çiçeklerinin açmasına, meyvelerinin tutmasına yol açan sudan olanlarsa, ol kelimesinin sırrı olan ceberut alemine aittir. Sonra ağacı bir duvar çevreledi. Etrafına bir sınır çizildi. Onun için çizgiler, şekiller belirlendi. Ağacın sınırları yukarı, aşağı, sağ, sol, arka ve ön cihetleridir. Yukarıda olanlar bu ağacın en uç sınırını, aşağıda olanlar bu ağacın en alt sınırını oluştururlar. Ağacın çizgilerine, içindeki feleklere, cisimlere, mülklere, hükümlere, eserlere ve alametlere gelince yedi kat gök, altına girilip gölgelenilen yapraklar konumundadır. Doğan yıldızlar da Ufuklarda açan çiçekler konumundadır. Gece ve gündüz iki ayrı elbise mahiyetindedir. Bunlardan biri siyahtır. Onu gözlerden saklanmak için giyer. Öbürü ise beyazdır. Onu da görebilenlere görünmek için giyinir. Arş bu ağacın beytülmalı silah hazinesi konumundadır. Yararına olan şeyleri bu hazineden edinir. Ağacın seyisleri ve hizmetçileri de bu hazinededirler. Meleklere görürsün ki arşın etrafını kuşatmışlardır. Ona yönelirler, üstüne çıkarlar, etrafında dönerler, onu tavaf ederler. Nerede olurlarsa olsunlar ona işaret ederler. Ağaçta bir hadise meydana gelse veya ağaçtaki bir şeyin başına bir musibet gelse bu melekler derhal ellerini kaldırıp dua ederler arşına yönelip yalvarırlar, şifa isterler. Hatalardan dolayı af talep ederler. Çünkü bu ağacı var edenin bir ciheti yoktur ki o cihete işaret etsinler. Bir mekanı yoktur ki ona kastetsinler. Bir keyfiyeti yoktur ki bileler. Eğer hizmetini ifa etmek, ibadetini eda etmek maksadıyla yönelecekleri bir cihet olarak arş olmasaydı, isteklerini nereye ve kime yöneltecekleri hususunda kesinlikle sapar, şaşırırlardı. Allah arşı kudretini göstermek için yaratmıştır. Zatına mekan mahal olsun diye değil, varlığı da bir ihtiyacından dolayı yaratmış değildir. Bilakis varlık isim ve sıfatlarının isharından ibarettir. Çünkü onun isimlerinden biri gafur, çok bağışlayan, Sıfatlarından biri de mağfirettir. İsimlerinden biri Rahim, sıfatlarından biri de rahmettir. İsimlerinden biri Kerim, sıfatlarından biri keremdir. Dolayısıyla bu ağacın dalları farklı ve meyveleri de çeşitlidir ki günahkarı bağışlayışının, iyilik edene merhamet edişinin, itaat edene lütfedişinin günahkara karşı adil oluşunun, mümine nimet bahşedişinin ve kafire azap edişinin sırrı zahir olsun. Dolayısıyla Allah varlığı itibariyle var ettikleriyle birleşmekten, onlardan ayrı olmaktan ve onlarla bütünleşmekten münezzehtir. Çünkü O vardı, varlık yoktu. O şu anda önce olduğu gibidir. Varlıkla bütünleşmez ama varlıktan da ayrı değildir. Çünkü bütünleşme ve ayrılma sonradan olma varlıkların sıfatıdır. Öncesiz varlığın sıfatı değildir. Çünkü bir bütünleşme ve ayrılma bir şeyin intikalini, bir yerden başka bir yere taşınmasını, dönüşümünü, zeval bulmasını, değişimini, başkalaşımını gerektirir. Bunların tümü de noksanlığın belirtileridir eksiksizliğin kemalin değil Allah zalimlerin ve inkarcıların yakıştırmalarından münezzehtir yücedir uludur sonra Allah mülkün kitabı mahiyetinde levh ve kalemi lehde yazdığı hükümlerini değiştirilmesini veya yürürlüğe konulmasını var edilmesini veya yok edilmesini istediği şeyleri ortaya çıkardığı lütuf ve nimetlerini Buna karşılık vereceği sevap ve azabını var etti. Sonra bu ağacın dallarından biri olarak Sidretül Münteha'yı var etti. Onun hizmetinde bulunanlar, hükümlerini uygulayanlar, bu ağacın taşıdığı meyveleri ve sarkan semereleri ona yükseltenler bunun altında kaimdirler. Ardından burada mülkün kitabından bir nüsha alınır. Mülkün kitabı levhi mahfuzdur. Yani bu ağaçta meydana gelen silinmeler, yerinde bırakılmalar, eksilmeler ve artışlar burada yazılır. Bunlardan hiçbiri bu ağacı aşamaz. Çünkü bunların her birinin anlaşılmış bir sınırı, taksim edilmiş bir çizgisi, belirlenmiş bir şekli vardır. Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Aşağı veya yukarı, küçük veya büyük, ulu ya da hakir az veya çok bu ağacın herhangi bir meyvesi yukarı çıkarıldığı zaman mutlaka bir kitapta mühürlü olarak yükseltilir. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş mümkün sahibi. Bunların ağacın meyveleri için hazırladığı iki hazineden birine konulmasını emreder. Cennet ya da cehenneme. İyi meyve cinsinden olanlar cennet hazinesine konur. Hayır, iyilerin kitabı illi yundadır. Kötü meyve cinsinden olanlar da cehennem hazinesine konur. Doğrusu günahkarların yazısı muhakkak cindedir. Cennet sağ ehlinin yurdudur. Tuğrun sağ tarafından. O mübarek ve temiz bir ağaçtır. Cehennemse sol ehlinin yurdudur. Kur'an'da lanetle anılan bir ağaçtır. Sonra dünyayı bu ağacın çiçeklerinin mekanı ahireti de meyvelerinin kalış yeri kılmıştır. Bu ağacı bir duvarla çevirmiştir. Yani kudreti hatası. Allah her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Onu irade dairesiyle sarmıştır. İstediğini yapar, dilediği hükmü verir. Varlık ağacının kökü sabitleşip dalları sağlamlaşınca uçları buluştu. Başıyla sonu birbirine kavuştu. Onun sonu Rabbine aittir. Sonu başlangıcına dönüktür. Çünkü başı kün olanın sonu yekûn olur. Çünkü dalları çeşitli ve ekildiği alanlar türlü olmasına karşın kökü birdir. Kökü de ol kelimesidir. Dolayısıyla sonu da bir olur, o da yekûn yani olur kelimesidir. Eğer basiret gözünle bakarsan, Tuğba ağacının dallarının, Zakkum ağacının dallarına asılı olduğunu, yakınlık melteminin serinliğinin, kavurucu rüzgarın yakıcılığına karıştığını, Vuslat semasının gölgesinin, kapkara dumandan bir gölgeyle iç içe olduğunu ve her birinin kendisine ayıran payı aldığını görürsün. Biri ağzı mühürle kaseden içer, biri ise kaçınılmaz azap kasesinden içer. Bunlar arasında biri de mahrumdur. Varlık çocukları yokluk huzurundan zuhur edip ortaya çıktıklarında kudret rüzgarları üzerlerine esi verdi. Hikmet lütufları onları besledi. İrade bulutlarından üzerlerine yaratılışın akıllara durgunluk veren neticeleri yağdı. Böylece ezelde takdir edilen her dal yeşerdi. Özüne de sağlık ve hastalık unsurları eklendi. Varlığın tümü iki unsurdan meydana gelir. Ol kelimesinin iki cüzünden çıkmıştır. Yani karanlık ve nur. Dolayısıyla hayrın tümü nurdan, kötülüğün tümü de karanlıktandır. Melekler topluluğu nur unsurundan yaratılmışlardır. Hayır onlardandır. Allah'ın kendilerine buyurduklarına karşı gelmezler. Şeytanlar topluluğu ise karanlık unsurundandır kötülük onlardandır. Adem ve çocuklarına gelince, onların tıynetleri karanlık ve nurdan yaratılmış, unsuruna hayır ve şer, yarar ve zarar birlikte eklenmiştir. Zatı, marufu ve münkeri kabul edebilecek özellikte var edilmiştir. Dolayısıyla hangi cevher ona galip gelirse ona nispet edilir. Eğer nur cevheri karanlık cevherinin üstüne çıkarsa Ruhaniyeti cismaniyete karşı belirginlik kazanırsa meleklerden üstün olur ve feleklerin üzerine çıkar. Şayet karanlık cevheri nuruna üstün gelirse, cismaniyeti ruhaniyetini alt ederse şeytanlardan daha öte olur, onlardan ileri gider. Allah Adem'i ol toprağından avuçlayınca sırtını mesetti ki murdarı temizden ayırsın derken onun sırtından sağ ehli olanları çıkardı. Onlar sağ tarafta durdular. Sonra sol ehli olanları çıkardı. Onlar da sol tarafta durdular. Hiçbiri maksattan sapmadı. Başka tarafa meyletmedi. Bu bağlamda niçin diye soran kimse yanlış bir soru sormuş olur. Bu varlık ağacının etrafında ilkin amel eden ol tohumunun köküne kadar vardı unsurunun özünü sıktı. Yayıkta sallar gibi özünü meydana çıkardı. Sonra bu özü de yeniden süzerek tortusunu giderdi. Sonra üzerine hidayet nurunu attı ve cevherini ortaya çıkardı. Sonra rahmet denizine daldırdı. Bereketiyle onu bürüdü. Sonra ondan Nebimiz Muhammed'in nurunu yarattı. Sonra onu meleği nuruyla süsledi. Böylece parladı, yüceldi. Derken bu nuru her nurun aslı kıldı. Dolayısıyla Hz. Muhammed takdirde yani yazılmış kaderde nebilerin ilki ama zuhurda onların sonuncusudur. Haşirde tüm nebi ve rasullerin komutanı ve sevinçte de onların müjdeleyicisidir. Başlarındaki güzellik tacıdır. Kaynaşma, yakınlık divanının emaneti ünsiyet bahçesinin sakinidir. Ünsiyet huzuru onun ruhaniyetinin anlamını cismaniliği perdesiyle örttü. Şuhut alemini varlık alemiyle perdeledi. O varlıktan çıkarılmıştır. Kevn onun için istimbad edilmiştir. Çünkü Yüce Allah'ın varlıkları var etmesi onlara güç yetirdiği içindir. Onlara muhtaç olduğu için değil var edişteki mükemmel hikmeti, su ve balçığın şerefini ortaya koymak içindir. Çünkü o, birçok şey yarattığı halde hiçbiri hakkında ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dememiştir. Böylece Adem'in varlığı gerçekleşti. Adem'in varlığının gerçekleşmesinin hikmeti, Nebi'nin şerefini göstermektir. Çünkü o bedenlerin hikmetidir ve bunun amacı da ben gizli bir hazineydim, bilinmiyordum ifadesindeki hazine kapını ortaya çıkarmaktı. Dolayısıyla varlığın maksadı var edicilerini tanımalarıdır. Varlık içinde en kusursuz marifete sahip olmaya özgü kılınan da Efendimiz Muhammed'in kalbidir. Çünkü varlıkların tümünün marifeti tasdik ve imandır. Ama Hz. Muhammed'in marifeti müşahade ve bizzat gözlemlemedir. Onun nurunun marifetiyle bildiler ve onun üzerlerindeki fazlını itiraf ettiler. Allah onu ol tohumunun özünden çıkarmıştır. Filizini yarıp çıkarmış, ashabıyla kuvvetlendirmiş, bir ekin gibi kalınlaşmış, ona yakın olmakla gövdesi üzerine dikilmiş, zevkinin sahihliği, arzu ve iştiyakıyla dikilmiştir. Bu Muhammed'i dal belirdiğinde, boyatıp yaprak verdiğinde ve geliştiğinde kabul ve himmet bulutları ona doğru kaydıklarında onun zuhuruyla iki hadis alem birbirini müjdeledi. Cin ve insan toplulukları sevindiler. Onun hoş kokusu varlıkları bürüdü. Onun doğumuyla putlar alaşağı oldu. Onun nebi olarak gönderilişiyle dinler nesedildi onu tasdik etmek üzere Kur'an indi. Varlık ağacı coşkuyla titredi. Varlıktaki renkler harekete geçti. Cümbüş yaşandı. Bu ağacın dallarından kimi sol tarafta kaldı. Sapıklığı arzuladı. Meyletti. Risalet rüzgarlarını biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik mesajıyla gönderince onun kokusunu aldı. Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlar ve gönüllü olarak ona meylettiler. Ama nezle oldukları için koku alamayanlara ya da kabulden mahrum bırakılanlara gelince onlar kudret kasırgalarına tutuldular. Terü taze iken kupkuru oldular. Mutluluk yüzleri asıldı. Kurtuluş umutlarının yerini ümitsizlik, karamsarlık aldı. Budalın sırrı cömertlik ağacının aşısından ve varlık sedefinin incisinden kaynaklanır. Ey Nebi! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak ayetinin ruhu, onun ruhaniyetinin ruhudur. Bu yüzden o, kemnin karanlığını aydınlatan kandildir. Varlık bedeninin ruhudur. Yüce Allah, göklere ve yere isteyerek veya istemeyerek gelin diye seslendiğinde, yeryüzünden kabinin bulunduğu yer, göklerden de onun hizasına düşen bölge bu çağrıya icabet etti. Dolayısıyla kabinin bulunduğu toprak parçası yeryüzündeki iman mahallidir. Yüce Allah'ın Adem'i yaratmak üzere Yeryüzünden bir avuç toprak alınmasını emretmesine gelince bu toprak yeryüzünün her tarafından iyisinden de kötüsünden olmak üzere kabzedildi. Resulullah Efendimizin yaratıldığı balçıksa Allah'a iman mahalli olan Kabe'nin bulunduğu topraktan meydana getirildi. Sonra bu balçık Adem'in balçığıyla yoğruldu. Böylece bu balçık hamur haline geldi. Eğer böyle olmasaydı şahitlik gününde, zürriyetler aleminde icabet edecek gücü kendilerinde bulamazlardı. İşte Resulullah Efendimizin Adem henüz suyla toprak arası bir şeyken ben nebiydim sözünün anlamı budur. Varlığın zerreleri ve bereketi onun varlığının zerrelerinden kaynaklanır. Allah varlıkları şahitliğinin huzurunda insanları şahit tutunca onlara şöyle dedi ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, şahit olduk dediler. Böylece zerrelerinin cüzlerine o nebevi hamur sirayet etti ve Allah'ın izniyle dilleri cevap verip şahitlikte bulundu. Tıyniyeti takdirde öngörüldüğü üzere yoğrulmaya elverişli olanlarla beraber bu yoğrulma devam etti. Madde alemine çıkıncaya, bu surette zuhur edinceye kadar onlardan ayrılmadı. Böylece bu mana o çağrıyı gerçekleştirmek üzere belirginleşti. Bu mananın ruhani nuru cismani bedende kendisine karşılık olarak yeri aydınlattı. Beden karanlığından sonra aydınlanmış oldu. Bedenin organları hidayet doğrultusunda aydınlandı ve Allah'a itaat şeklinde amel etmeye başladılar. Diniyeti kötü ve yorulmaya elverişli olmayanlara gelince bu yorulma onlar üzerinde şahitlik günündeki itirafları, ikrar yerinde duruşları oranında etki gösterdi. Ama bunun da üzerinden uzun zaman geçtiği için o hamur da bozuldu. Çünkü tıynet bozulmuştur. Aslında bu bir emanet gibiydi. Ona emanet bırakılan sonra geri alınmış oldu. Çünkü bu emaneti korumaya ehil değildi. İman kafirlerin kalplerinde emaneten durur. Ama müminlerin kalplerinde kalıcıdır. Resulullah'ın şu sözü de buna işaret eder. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Allah'ın insanların yaratılışlarına esas kıldığı fıtrat. Fıtrat bağlamında bütün insanlar inanma noktasında eşit düzeyde olurlar. Nitekim ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet buna şahidiz dediler sözünde vurgulandığı gibi cevap vermede eşitliklerini sergilediler icabet ettiklerini dile getirdiler bunun sebebi nebevi hamurun zerrelerinin cüzlerine sirayet etmiş olmasıdır bu Allah'ın ezeli ilminde vardı ve takdiri kapsamında uygulandı bu ikrar üzre kalanları ret ve inkar saptıramadı Varlık ağacında büyüme, artma, çiçek açma, fikir meyveleri verme, benzeşen özlemler, sağlam zevkler, saf sırlar, istiğfar meltemleri, onunla gelişen ameller, onunla arınan haller, nefis riyazetiyle açılan yapraklar, kalplerin yalvarışları, sırların inişleri, ruhların müşahadeleri, onunla açılan hikmet çiçekleri, Marifet incelikleri, onunla yükselen nefesler, deste deste bağlanan ünsiyet demetleri, huzur rüzgarlarından gelen hoş kokular, has erenlerin onun aslına dayanan mertebeleri, havasın makamları, sıddıkların menzilleri, yakınlaştırılmışların münacatları ve sevenlerin müşahadeleri. Evet, bütün bunlar Muhammedi dalın aşısından türemişler. Onun nuruyla tutuşmuşlar. Onun Kevser Nehri'nin gelişiminden beslenmişler. Onun iyiliğinin özünden gıdalanmışlar. Onun hidayetinin beşiğinde terbiye edilmişler. Bu yüzden onun bereketine bürünmüşler. Onun rahmeti bütün mahlukatı eksiksiz şekilde kaplamıştır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Dünya yurdu onun için hazırlandığında gece ve gündüz onun için musahhar kılındığında, şekiller belirlendiğinde, bölgeler sınırlandırıldığında, onun şanına dikkat çekildiğinde, onun sırrı ve değeri dikkatlere sunulduğunda, onu tasdik etme, onun hakikatinin ipine sarılma üzere misak alındığında, şeriatinin gelini tabilerine, taraftarlarına göründü. Sonra onun nebiliğiyle nebilik son buldu. Onun kitabıyla kitaplar sona erdi. Onun risaletiyle rasullerin sonu geldi. Onun şeraitine sığınan selamet buldu. Onun dininin ipine sarılan kurtuldu. Nitekim Adem aleyhisselam ona tevessül edince kederden emin oldu. İbrahim'in sulbine intikal edince ateş onun için serin oldu, zarar vermedi. İsmail'in bedeninin sedefine bir inci gibi emanet edilince İsmail büyük bir kurbanlık karşılığında kurban edilmekten kurtuldu. Sağ ehlinin dalının meyvesi o onları sever, onlar da onu severler ifadesidir. Sol ehlinin dalının meyvesi sen onlar arasındayken Allah onlara azap edecek değildir ifadesidir. Yakınlaştırılmış öndekilerin dalının meyvesi. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler ifadesidir. Dolayısıyla onun bereketi bütün ufukları kaplamış, sözü, mesajı tamamlanmış, amacına ulaşmıştır. Allah Adem'i onun isminin suretinde yarattı. Onun ismi Muhammed'dir. Adem'in başı daire biçiminde yuvarlaktır. Bu yuvarlak Muhammed isminin ilk mimi şeklindedir. Adem'in elini yanına Muhammed'in hası şeklinde salmıştır. Adem'in karnı Muhammed isminin ortasındaki mim konumundadır. Adem'in ayakları ise açıklıkları itibariyle Muhammed isminin sonundaki dal suretindedirler. Böylece Adem'in yaratılışı Hz. Muhammed'in ismi suretinde olacak şekilde mükemmel kılındı. Varlıklar onun şekli üzere var edilmiştir sözümüze gelince. Bilindiği gibi iki alem vardır. Mülk alemi, melekut alemi. Mülk alemi cismani alem gibidir. Melekut alemi ise ruhani alem gibidir. Aşağı alemin yoğunluğu, cismaniliğin yoğunluğu gibidir yüce alemin letafeti ise ruhaniliğin letafeti gibidir. Yeryüzünde, yeryüzünde dünyanın sarsılmasını önleme amacına yönelik kazıklar mahiyetinde yaratılan dağlar, onun bedenindeki kemik dağları konumundadırlar. Kemikler, bedeni yıkılıp sarsılmaktan koruyan kazıklar işlevini görürler. Yeryüzünden akan ve akmayan, tatlı ve tuzlu suyla dopdolu denizler onun bedenindeki damarlarda akan ve başka organlarının içinde akmayan kan hükmündedir. Zevklerinin farklılığı da öyle. Bunların bazısı tatlıdır. Tükrük gibi. Yiyecek ve içeceklere karıştığında onlara hoş bir tat katar. Bazısı tuzludur. Gözyaşı gibi. Tuzlu göz gözyaşı gözün yağını korur. Bazısı acıdır. Kulak suyu gibi. Acı kulak suyu kulağa girebilecek böceklerden, kurtlardan korur. Kulağa giren bu tür hayvanları bu su öldürür. Sonra bedenin arzında da kıl, tüy biten bölgeler dünyada ot biten yerlere benzer. Vücutta kıl, tüy bitmeyen yerlerse çorak, bitki yetişmeyen yerleri çağrıştırırlar. Ayrıca dünyada büyük denizler, onların kolları mahiyetinde ırmaklar ve küçük dereler vardır ve bunlar insanların yararına dönüktürler. Aynı şekilde beden zemininde de kalın damarlar vardır. Aort damarı gibi. Bu damar kan dağıtıcılığı işlevini görür. Damarlar ondan kan alıp bedenin diğer bölgelerine ulaştırırlar. Yüceler alemi yani gökler alemi de öyle. Allah orada bir lamba gibi güneşi yaratmıştır. Yer halkı ondan ışık alır, aydınlanır. Bedende, ruhta böyledir. Bütün bedeni aydınlatır. Eğer ölümle ruh batarsa beden karanlığa gömülür. Yeryüzünün güneşin batmasıyla karanlığa gömülmesi gibi. Sonra aklı da ay konumuna sahip kılmıştır. Ay gök semasında parlar, aydınlatır. Bazen ışığı artar, bazen azalır. Başlangıçta küçüktür, hilal konumundadır. Küçük çocuğun başlangıçta aklı da böyle olur. Sonra akıl, ayın gitgide büyümesi ve on 14. gecede tam halini alması gibi büyür, gelişir. Ardından eksilmeye başlar. Bu aynı zamanda ömrün kırkına ulaşmasına, sonra da terkibi ve gücü itibariyle eksilmeye başlamasına benzer. Sonra gökte beş yıldız yaratmıştır. Bunlar akıp giden, bir kaybolup ve etrafı aydınlatan beş yıldızdır. Bir bakıma insanın beş duyusu, tatma, koklama, dokunma, işitme ve görme duyuları konumundadırlar. Sonra gök aleminde arş ve kürsü yarattı. Arşı yarattı ve orayı kullarının kalplerinin yöneldiği yer, ellerin yükselip açıldığı mahal haline getirdi. Orası kendi zatının mahalle olmadığı gibi sıfatlarının da hem cinsi değildir. Çünkü Rahman olan Allah niteliğine ve sıfatına istiva etmiştir. Niteliği ve sıfatı ise zatıyla bitişiktir. Arşsa onun yarattığı bir mahluktur. Ne onunla bitişiktir ne de onunla iç içedir. Allah ona yüklenmediği gibi ona muhtaç da değildir. Kürsü ise sırlarının konulduğu kap, nurlarının perdesi, ve onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır dairesine giren her şeyin konulduğu yerdir. Bedende kürsüye takabül eden bölge ise göğüstür. Çünkü südur eden ilimlerin tahsil edilmesi orada gerçekleşir. Bu bakımdan kalbin ve nefsin kapısını çevreleyen bir meydan hükmündedir. Bu sahadan kalbe ve nefse açılan iki kapı vardır. Dolayısıyla kalpten sudur eden hayır ve nefisten sudur eden şer, göğüste hasıl olur. Oradan diğer organlara sirayet eder. İşte göğüslerde gizlenenler ortaya konulduğu zaman ayetinin anlamı budur. Kalbi de arş konumunda kılmıştır. Çünkü onun semadaki arşı marufken, yerdeki arşı meskûndur. Bunun nedeni kalp arşının sema arşından daha üstün olmasıdır. Semadaki arş onu kapsayamaz, taşıyamaz ve idrak edemezken yerdeki arşa her an bakmakta, ona tecelli etmekte, gökten keremini ona indirmektedir. Göklerim ve yerim beni almazken mümin kulumun kalbi beni kapsadı. Ahiret aleminde nimet ve azap yurtları olarak cennet ve cehennemi yaratmıştır. Cennet hayrın hazinesi, cehennemse şerrin hazinesidir. Bunun gibi kalbin kara noktasının mekanı olan hayrı da mümin kulunun cenneti kılmıştır. Çünkü orası müşahadelerin, tecellilerin, münacatların, inişlerin mekanı, nurların menbaadır. Nefsi de cehennem kılmıştır. Orası da kötülüğün menbaa, vesveselerin mahalli, şeytanın otluğa ve karanlığın mekanıdır. Sonra varlık ve oluşun, olanların ve kıyamete kadar olacakların yer aldığı kitabın bir nüsası olarak levh ve kalemi yaratmıştır. Melekleri de istinsah edilmesi emredilenleri istinsah eden, silinmesi veya yerinde bırakılması gerekenleri gerçekleştiren, ölümü ve hayatı tahakkuk ettiren, eksilme ve artışı uygulayan katipler, aracılar kılmıştır. Bunun gibi dil de kalem konumundadır. Göğüs ise levh mesabesindedir. Bu yüzden dilin söylediği her şeyi zihinler göğüs levhine yazarlar. Kalbin iradesinin göğse sarkıttığını ise dil bir tercüman gibi ifade eder. Duyuları kalbin elçileri kılmıştır. Bunlar orada toplanıp derlenenleri istinsah ederler. Kulak bir elçidir, aynı zamanda casusudur. Göz bir elçidir, aynı zamanda muhafızıdır. Dil bir elçidir, aynı zamanda tercümanıdır. Sonra insanda Rablığına delalet eden, Muhammedi Risaleti tasdik etmesini sağlayan şeyler yaratmıştır. Bu delil insanın biçimidir. Çünkü insanın beden heykeli bir yöneticiye, planlamacıya muhtaçtır. Bu yönetici, planlamacı da ruhtur. Dolayısıyla bir yöneticisi vardır. Ruh görülmediği gibi şekil de almaz. Ayrıca bedende sadece belli bir bölgeye de haşredilmez. Bedenin hiçbir organı, ruh bilinci ve iradesi olmaksızın hareket etmez. Beden onsuz hissetmez, dokunamaz. Bunlar da gösteriyor ki alemlerin bir yöneticisinin, müdebbirinin hareket ettiricisinin olması kaçınılmazdır. Bundan da onun bir olması, mülkünde olup bitenleri bilmesi, mülkünü meydana getirecek güce sahip olması, maddi şekle girmemesi, somutlaşıp temessül etmemesi, yani hiçbir şeye benzememesi, bir mekana çekilmemesi, bölünmemesi, maddi olarak hissedilmemesi, görünmemesi, dokunulmaması, İktibas edilmemesi zorunluluğu doğar. Daha doğrusu onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Allah'ın kullarına gönderdiği elçiler iki tanedir. Bir açık, biri de gizlidir. Açık Rasul Hz. Muhammed'dir. Gizli Rasul ise Cebrail'dir. Görünen Rasul Hz. Muhammed kavme arasındayken Cebrail ona vahiy getirirdi ve kavmi Cebrail'in gelişini görüp hissetmez, onu tanımazlardı. Aynı şekilde insanın beden heykelini idare eden güç olan ruhun da biri gizli, biri açık iki elçisi vardır. Gizli elçi iradedir ve Cebrail konumundadır. Dile vahiy getirir, dilse irade adına konuşur. Dolayısıyla Efendimiz Hz. Muhammed konumundadır. Sonra senin varlığının içine onun nebiliğinin sıhhatine ve risaletinin doğruluğuna ilişkin yerleştirdiği gibi, onun getirdiği şeriatinin hak oluşuna, sünnetine tabi olmanın zorunluluğuna ilişkin delili de senin varlığının içine yerleştirmiştir. Böylece gücün aslı beş şeydir. Bunların her biri de beşe ayrılır. İlk asıl dayandığı temeldir. Resulullah şöyle buyurur. İslam beş temel üzere bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Allah'ın haram evine hac ziyaretinde bulunmak. İkinci temel, farz kılınan namazlar beş tanedir. Üçüncü temel, zekat nisabı beş olmak üzere farz kılınmıştır. Dördüncü temel, Muhammed Allah Resulüdür. Onunla beraber olanlar Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Resulullah'la birlikte beş ederler. Beşinci temel Ehli Beyt beş kişiden oluşur. Hz. Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin. Dinin rükünleri. Şeriatın rükünlerini ikame etmek, sahabesini sevmek ve yakınlarını sevmek olduğu için senin organların içinde buna dalalet eden şeyler var etmiştir. Bunlar da beş tanedir. İslam'ın binasının aslını oluşturan beş esas, senin bedenindeki beş duyu olan işitme, görme, dokunma, koklama ve tatma duyuları konumundadır. Çünkü sen bu beş duyu aracılığıyla her şeyin tadını alıyor, onları tanıyabiliyorsun. Aynı şekilde dinin bu beş rüknünü ikame etmekle her şeyin zevkine varabilirsin. İrfanı idrak eder, Rahman'ın marifetine ulaşır, ve yakini ilmi elde edersin. Şöyle ki göz duyusu seni namaz rüknünü ikame etmeye çağırır. Resulullah şöyle buyurmuştur. Namaz benim gözümün aydınlığı kılınmıştır. Dokunma duyusu seni zekatı vermeye çağırır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onların mallarından sadaka al. Tatma duyusu seni yiyecekleri tatmayı terk etmeye çağırır ki oruç rüknünü ikame edesin. İşitme duyusu seni ezanı duymaya çağırır. İnsanları hacca çağırır. Koklama duyusu seni tevhidin nefeslerinin kokusunu almaya çağırır. Ben Rahman'ın nefesinin kokusunu Yemen tarafından alıyorum. Bu beş duyuyla Allah seni beş rüknüyle ikame etmeye çağırır. Sağ elinin beş parmağını Hz. Muhammed ve onunla beraber olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali konumunda kılmıştır. Yüce Allah, Efendimiz Hazreti Muhammed'in nurunu Adem'in alnında yaratınca melekler onunla karşılaşıp Muhammed'in nuruna selam verirlerdi. Adem ise bu nuru görmüyordu. Bunun üzerine dedi ki, Ya Rabbi, oğlum Muhammed'in nurunu görmek istiyorum. Bunun üzerine Muhammed'i nuru görebilmesi için organlarından birini aktardı. Sağ elinin şehadet parmağına. Ona baktı. Nur'un şehadet parmağında tesbih getirerek parıldadığını gördü. Bunun üzerine şehadet parmağını yukarı kaldırarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın rasulüdür. Bu yüzden şehadet parmağına el müsebbiha tesbih eden de denilir. Sonra Adem şöyle dedi. Ya Rabbi sülbümde bu bir şey kaldı mı? Evet dedi. Ashabının nuru kaldı. Bunlar da Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'dir. Ali'nin nurunu baş parmağına, Ebu Bekir'in nurunu orta parmağına, Ömer'in nurunu yüzük parmağına, Osman'ın nurunu da serçe parmağına yerleştirdi. Sonra Adem'e denildi ki, böyle yapmamın sebebi bu parmakların uçlarıyla onların sevgisini tutup avuçlaman, onları Hz. Muhammed'den ayırmamandır. Çünkü Yüce Allah, Muhammed Allah'ın Resulüdür, onunla beraber olanlar buyurarak onları bir arada zikretmiştir. Sonra sağ elindeki beş parmağı beş şahsiyeti hatırlatıcı kıldı. Bu beş şahsiyet ehli beyttir. Ki Allah sizden ancak kiri gidermek ister ayetinde buyurulduğu gibi onlardan kiri giderip onları tertemiz kılmıştır. Nitekim Resulullah bu ayet Ehli Beyt hakkında nazil olmuştur. Ben, Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin buyurmuştur. Ayağının beş parmağını da senin için Allah'ın farz kıldığı beş namaza işaret eden, onları hatırlatan alametler kılmıştır. Sen bu beş namazı ayakların üzerine dikilerek eda edersin. Çünkü onlar Allah'ın yeryüzündeki hizmetçileridir. Hizmetse ancak iki ayakla yapılabilir. Bu yüzden sağ ayağın beş namazı hatırlatmakta, sağ ayağının beş parmağı ise senin için zekatın nisap miktarını göstermektedir. Zekatın nisabı ise beş dirhemdir. Bu yüzden her zaman zekat namazla birlikte analır. Bundan dolayıdır ki iki ayağın parmakları namaza ve zekata işaret ederler. Sonra senin içinde ölümü ve yeniden dirilişi, kabrin nimetlerini ve azabını gösteren, bunlara dalalet eden bir hususiyet yaratmıştır. Uyku Uyuyan kimse, uykuda kötü rüyalar gördüğünde acı çeker, azap görür. İnsan, uykuda ölü gibidir. Duyularını yitirmiş olur. Hiçbir şey duymaz, görmez ve idrak etmez. Sonra uyuyan kimse, rüyada kulak, göz ve idrak sahibi kılınır rüyada işitir ve görür. Asıl kulak ve gözünden ayrı bir kulak ve gözle. Kendini rüyada dilediği yere giderken, yiyerken, içerken görür. Bu bakımdan uykuda rüya gören kimse, kabirde ölümle yeniden diriliş arasındaki ara dönemi oluşturan berzah hayatı boyunca kendisine zevk veren nimetleri ve acı veren azabı gören ölü konumundadır. Sonra Allah seni uykundan uyandırır. Senin iradenle ve senin seçiminle gerçekleşmez bu uyanış. Eğer uykudan uyanmamayı isteyebiliyorsan, istediğin için de uyanmamayı gerçekleştirebiliyorsan, ölümden sonra dirilmemeye de güç yetirebilirsin demektir. Bu, ölümden sonra dirilişi inkar edenlerin yalanını ve cehaletini ortaya koyan bir hakikattir. Bunlar zındıklar, dehriler ve felsefecilerdir. Aynı zamanda kabir azabını, nimetini ve sorgusunu inkar eden mutezile mezhebinin bu görüşüne de susturucu bir cevap niteliğindedir. Hem bilmen gerekir ki Yüce Allah mahlukatı üç sınıf olarak yaratmıştır. Bu hususta şöyle buyurmaktadır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimisi karnı üstünde sürünür, yalanlar ve solucanlar gibi. Kimi iki ayağı üstünde yürür, kuşlar ve insanlar gibi kimi dört ayağı üstünde yürür, hayvanlar gibi. Canlıların bir kısmı sürekli secde halindedir, bir kısmı sürekli rükû halindedir, bir kısmı da sürekli kıyam halindedir. Ağaçlar ve duvarlar gibi sürekli kıyam halinde olanlar rükûya güç yetiremezler. Hayvan türleri gibi sürekli rükû halinde olanlar secde ve kıyama güç yetiremezler. Sürüngenler, haşereler gibi sürekli secde halinde olanlar da kalkamazlar. Bütün varlıklar Allah'a itaat etmek, onu yüceltmek ve tenzih etmek için yaratılmışlardır. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Yüce Allah, sair mahlukatının ibadetlerini ve itaatlerini senin için bir araya getirdi ve senin ibadet ve itaat şeklini bütün mahlukatına yaydı. Sen ona ayakta, ruku halinde, ve secde ederek ibadet etmek istersen bunu yapabilirsin. Ki bütün mahlukatın fazileti sende toplansın. Yine sana namazı da farz kılmış ve namazı bütün mahlukatın ibadetini kapsayacak özellikte kılmıştır. Kıyamın, rükû ve secdelerin fazileti de sende toplanmıştır. Sen bütün varlığın maksadısın. Sen mabudun muradı öyle olduğu için kulların gözdesisin. Bu başta söylediğimiz Allah Adem'i Muhammed isminin sureti üzere yaratmıştır. Varlıkları onun şeklinde yaratmıştır sözümüzün anlamı budur. Bil ki yüceler alemindekiler varlık ağacının yararına olacak şekilde musahhar kılınmışlardır. Onun maslahatı için çalışırlar. Onun haklarına riayet ederler. Çünkü varlıkta Muhammedi dalın gözdeliği ve Ahmedi nur vardır. O halde ilk kez varlık gündüzünü yokluk gecesinin karanlığından çekip çıkaran, Adem'in anlının ufkundaki Muhammed'i güneşlerin nurlarının parıldayışlarıdır. Bu yüzden melekler çıkıp secdeye kapandılar ve ebediyen arşın meliki Muhammed'dir dediler. Secde etmeleri emredilince secdeye kapandılar. Özel olarak şahitlik etmeleri istenince şahitlik ettiler. Sonra onlara denildi ki bu özel müşahedenin şükrü onun kökü olduğu ağacın, onun bağlayıp çözene olduğu devletin hizmetinde çalışmanızdır. Sizden bir kısmınız yazıcılar olsunlar, tertemiz kitapları yazmakla uğraşsınlar. Bir kısmınız görevliler olsunlar, bu ağacın kurusunun etrafında dolaşsınlar. Bir kısmınız taşıyıcılar olsunlar, her amel edenin amelini taşısınlar. Bir kısmınız katipler olsunlar. Tevbe etmiş olanların gönüllerini razı etsinler. Bir kısmınız istiğfar suyuyla onların yüzlerini günah tortularından, tozundan yıkasınlar. Yeryüzündekiler için bağışlama dilerler. Bir kısmınız hafaza olsunlar. Yapıp ettikleri amelleri kayda geçirip muhafaza etsinler. Aleyhlerine ve lehlerine olan şeyleri sayıp döksünler bir kısmınız onların rızıkları için çalışsınlar ki rızıklarını veren Rablerine ibadet etmeye vakitleri olsun. Nitekim meleklerin bazısı rüzgarları gönderir, bazısı bulutları yürütür, bazısı denizleri doldurur, bazısı yağmur sularını indirir, bazısı karaları muhafaza eder, bazısı gecenin etrafı bürümesini sağlar, bazısı gündüzün sıyrılıp gelmesini temin eder bazısı takipçidir. Organları afetlerden korurlar. Bazısı afetleri ortadan kaldırır. Bazısı cennetleri süsler. Bazısı cehennemi kızıştırır. Yurt hazır hale getirilince, hakkın iradesinin kasesi dolaştırılınca bu huzura ilk kabul edilen iblis oldu. Allah'ı tesbih ve takdis giysileri içinde böbürlene böbürlene geldi. Ama içi hainlik ve fitne doluydu bu meclise varınca, manzaranın güzelliğini görünce, marifet tepesine vasıl olunca, inkar etti, isyanda ısrarcı oldu. Ama bütün bunları içine attı. Suyun ve balçığın hakkını küçük gördü. Küçümsedi. Ona kasenin saflığı içinde secde et denilince kaçındı ve büyüklendi. Kaseyi taşırdı. Letafet meclisinde bulunanların üstün akıl sahiplerinin bu sohbetinin zevkine varamadı gam ve vesvese karanlığında kala kaldı. İlminin ve amelinin keselerini kontrol etti. Baktı, müflis tüccarların keseleri gibidir. Issız çöllerde yapayalnız kala kaldı. Hak taraftarlarından ve şeriatinden ayrıldı. Kederi artınca aldığı darbenin büyüklüğünü hissedince onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim lisanıyla medet umdu. Ama kader şöyle diyor. Ben onlara mutlaka eman işaretlerini göndereceğim. Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Kainatın malikinden mühlet istedi. Ona mühlet verildi ki kafirleri cehenneme sürükleyen önder olsun. Günah ve vebal ehlinin dayandığı asa olsun. Ki onlardan birinin ayağa kaydığında Şeytan onları kaydırdı denilsin. Biri amel ettiğinde bu şeytan işidir denilsin. Adem ve İblis günah yokuşunu aşma sınavına tabi tutulduklarında biri kendisine emredileni terk etti, biri kendisine yasaklananı işledi. Böylece kader ikisini bir noktada buluşturdu. Çünkü böyle takdir edilmişti. Allah emretmişti ama emrettiğinin aksini irade etmişti. Emrin bahsettiğini irade alıp götürmüştü. İkisi bu sınırı açtıklarında iblis için bu hali bir daha aşmaması hükmü verildi. Bedbahtlık orada çadırını bağladı. Haddi aşma meydanının tam ortası onun makamı oldu. Adem'e gelince kaldığı cennete özlem duydu. Orada geçirdiği geceleri, gündüzleri hatırladı. Kendini kınamaya başladı. Derken pişmanlık duyanlar arasında pişmanlıkla şöyle seslendi. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Bunun üzerine yakınlardan kıldığının, sıkıntısının giderileceğinin müjdesini aldı. Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Bedbaht iblise gelince, lanet atları, dizginleri salı verilmiş halde üzerine gönderildi. Kovulduğunu, rahmetten uzaklaştırıldığını müjdelediler. Oradan çıkarılması emredildi inin oradan dedik. Adem derin bir endişeye kapıldı. Neredeyse kendini paralayacaktı. Dedi ki, efendim, yükselişte engellenme acısını tattırdın. Düşüşte rahmetten, ümitsizlik narına yanmaktan koru beni. Ona denildi ki, iki zümrenin birbirinden ayrılacağı, bir bölümü cennete, bir bölümü de çılgın alevli cehenneme gideceği ayrılık noktasına varıncaya kadar senin için endişe edilecek bir durum yok.'' Adem sağ tarafı, iblis de sol tarafı tuttu. Sol ehli için bir asıl oldu iblis. Ancak Adem ile iblis arasında bir arkadaşlık ve beraberlik oldu. Bu arkadaşlığın bir etkisinin olması zorunluydu. İblis Adem'le beraberken solunda bulunuyordu. Adem'in solu iblisin ondaki mahalli konumundaydı. Bu kökeninde azıcık bozukluk olan kimselere de sirayet etti. Böylece İblis'in muhalefet karanlığının gölgesine girdiler. Ona yakın olup onun hizasında, safında yer almak suretiyle kafir oldular. Ama sağ tarafta kalanlar Adem'in marifet nurunun içinde kaldılar. Uzak oldukları için de İblis'in karanlığından kurtuldular. Ama küfre sapanların komşuluğu onların üzerinde de etki bıraktı. Onların sapmışlıklarının karanlığının gölgesine girdiler. Çünkü sol tarafın ehliydiler. Bu, onların sıfatları üzerinde de etki bıraktı. Ama zatlarının nurları ve marifetleri sağlam kaldı. İşte sağ tarafın ehli olanların işledikleri günahlar ve yüklendikleri veballer bu komşuluğun neticesidir. O tarafın kıvılcımıdır. Bil ki bu etkinin başka bir temeli ve başka bir nedeni vardır. Şöyle ki Yüce Allah Adem'in yaratılacağı toprağın avuçlanıp getirilmesini emredince, bu işle görevli ölüm meleği toprağa getirmek üzere indi. İblis o gün yeryüzündeydi. Allah onu bir grup melekle birlikte orada halife olarak bırakmıştı. İblis bu görevi sırasında yeryüzünde uzun süre kaldı. Orada Allah'a ibadet etti. Ölüm meleği dünyanın çeşitli yerlerinden toprağa avuçladı. O topraklara iblis ayak basmıştı. Adem'in yaratılacağı yoğrulup ona şekil verilince nefsi iblisin bastığı topraktan, kalbi de iblisin ayağını basmadığı topraktan yaratıldı. Nefsin sahip olduğu pislik ve yerilmiş basıplar şeytanın ayak izinin toprağına bulaşmasından ileri gelir. Bu yüzden nefis şehvetlerin barınağıdır. Şeytanın nefiste yaşaması, ona egemenlik kurması, özünü oluşturan toprağa ayak basmış olmasından kaynaklanır ve bu yüzden iblis ademe karşı büyüklük taslar çünkü onun kendi ayağının bastığı topraktan yaratıldığını görmüştü bir de kendi unsurunun özüne bakmış ateş olduğunu görmüştü o zaman övünerek üstünlük iddia etti büyüklenmeye meyletti nitekim yüce Allah'ın şu sözünün anlamı da budur ey iman edenler sakın şeytanın adımlarının peşinden gitmeyin çünkü onun adımlarının bastığı topraktan yaratıldınız. Bil ki varlık ağacı yaratılınca ondan üç dal yeşerdi. Biri sağda, biri solda, biri de ortada dimdik uzanır. Bu dimdik uzanan dal, önde olanlar sabikunun dalıdır. Hz. Muhammed'in ruhaniyeti bu üç dalla kaimdir. Onlarla bağlantılıdır. Onların içine sızmıştır. Her dalın bu ruhaniyeti kabul ediş oranında payı vardır ondan. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Sağ dalın ehli olanların payına hidayet ruhaniyeti, Hz. Muhammed'e tabi olma, onun sünnetine ve şeriatine göre amel etme düştü. Yüce Allah şöyle buyuruyor. O Resule, o ümmi nebiye uyanlar. Önde olanların payına ona yakınlık, katında bulunma, ve onunla sohbet etme düştü. Onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu kişilerle beraberdir. Hz. Muhammed'in ruhaniyetinden sol ehli olanların payına düşense, dünyada korunmaları, erken cezadan, azaptan emin olmalarıdır. Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Hz. Muhammed'in cismaniyetinin varlıkta zuhur etmesinin vakti geldiğinde, onun varlık dalı dimdik ve dost doğru yeşir verdi. Kökü sabitleşip dalları yeşerince onun velayetini, idaresini üstlenen zat seslendi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hz. Muhammed'in vasfı doğruluktu. istikametti, etti. Makamı da ebedi ikamet yurdudur. Dost doğru olunca iki alemden de göçtü. Emredileni ikame edince bir makamdan başka bir makama intikal etti. Nihayet menzili süreklilik kazandı ve orada ikame etti. Birinci makam dünyadaki varlık makamıdır. Ey örtünüp bürünen, kalk ve uyar ifadesi buna işarettir. İkinci makam ahiretteki övülmüş makamdır. Makamı Mahmud. Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceği umulur. Ayeti buna işarettir. Üçüncü makam cennetteki sonsuzluk makamıdır. O ki lütfuyla bizi asıl oturulacak yurda yerleştirdi. Dördüncü makam, müşahade, yani gözlem makamıdır. Mabudu görmek için yakın olma makamıdır. Sonra yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Yaklaşma, yükselme ve müşahade ona özgüdür. Çünkü bütün varlığın var oluş maksadı odur. Varlık bir ağaçsa, Meyvesi odur. Odur varlığın cevheri. Bilindiği gibi meyve veren bir ağaç ancak aslını oluşturan bir tohum taneciğiyle meyve verir. Bu tohum taneciğini ektiğin, beslediğin ve bakımını yaptığın zaman yeşerir, dal salar, yaprak açar, rüzgarlarda sallanır derken meyve verir. Bu ağaca baktığın zaman onu bu ağacın aslını oluşturan çekirdeğin içinde görürsün. Evet bu tohum bu çekirdek başlangıçta nutfedir. Sonunda ağaç suretinde zuhur eder. Sonunda ağaç olur. Ağaç o tohumla zuhur eder. Dolayısıyla zuhur eden o tohumun suretidir. Hz. Peygamber'in geçmişte mana olarak gizli olması da buna benzer. Sonra suret şekline bürünüp zuhur etmesi de. Nitekim Resulullah'ın Adem daha su ve toprak arası bir şeyken ben nebiydim sözünün anlamı budur çekirdek veya tohum ağacın anlamının mazharı olduğu gibi Hz. Muhammed'in mana olarak gizli olduğu aşamada da suretin mazharıydı. O mana aleminde kadim lisanında zikredilebilirdi. Yokluk kapsamında varlık sahibiydi. Hz. Muhammed'in bu durumu bir tüccarın bir kumaşı çeşitli elbiseler haline getirdikten sonra dürüp deposuna yerleştirmesine benzer. Bu tüccar ilk olarak toplayıp dürdüğü elbiseyi en son ortaya çıkarıp sergileyecektir. Aynı şekilde Efendimiz Hazreti Muhammed de var olmak bakımından her şeyden öncedir, ilktir. Ama her şeyden sonra zuhur edip ortaya çıkmıştır. Kaderin gücü bu nebevi dalı yönetmeye koyulunca onu iyiliklerinin özüyle besledi, sevgisinin kasesiyle suladı. Onu korusunun zirvesinde himaye etti, besleyip büyüttü derken tepesi sallanmaya başladı. Onun mis kokusu etrafa yayıldı. İşte bu esintiler ariflerin ruhlarının gıdası, müminlerin gözlerinin nuru, sevenlerin huzurlarının reyhanı, asillerin sığındığı meydan, günah sularından içenlerin kurtarıcısı oldu. Şayet sol ehli tarafından bir hata rüzgarı esse veya bir günah fırtınası kopsa Yüce Allah'ın yeşerttiği dallardan biri eğilir, sol ehlinin amellerinden birine meyleder. Böylece dalıyla oynar. Bu da gövdesinin tazeliği üzerinde etkili olur. Gövdesi taze olduğu için bundan etkilenir, çırpınır, durur. Ama iman toprağındaki kökü sabittir. Taze dalının etkilenmesi ona zarar vermez. Hata sahibinin yaptığının farkına varıp onu bu havadan korur eğilmişken onu doğru istikametine döndürür. Kana kana istiğfar suyunu içerse o zaman niyeti kabul edilir. Kuruyan iman yaprağı yeniden yeşerir. Onun adına nakli ve rivayeti gerçeğin ta kendisi olan hatip mazeret bildirmek üzere kalkar. Onun dedikleri doğrudur. Çünkü onun hakkında battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız sapmadı ve batıla inanmadı şeklinde yemin edilmiştir. Hem bilesin ki Muhammed'i dal, ruhların maddesini oluşturan ruhaniyetten ve bedenlerin özünü oluşturan cismaniyetten meydana gelmiştir. Ruhaniyetin maddesi cömertliğidir. O da şu ayetin sırrında saklıdır. Allah göklerin ve yerin nurudur. Yani Allah Resulü. Efendimiz Hazreti Muhammed'in nurunun lambası. Allah onu varlık kandilliğinin Lamba sıkılmıştır. Böylece yüce Allah kainatı bir kandile, efendimizi de kristal fanusa, onun kalbi olan nuruysa lambaya benzetmiştir. Lambanın fanus içinde parlaması gibi böylece lambanın ışığı ateş, fanus da şeffaflığından dolayı nur olmuştur. Derken ortaya bir nur çıkmıştır. Bütün yaratılmışlar ona yakınlıkları, ona tabi oluşları taraftarlarının arasına girişleri ve şeratiyle amel edişleri oranında ondan istifade etmişlerdir. Gökten bir ölçüyle su indirdi. Ayetinin kastettiği anlam da budur. Bu ayette Yüce Allah, sevgili Nebisi Muhammed'i gökten bir ölçüye göre inen suya benzetmiştir. Çünkü su her canlının hayat kaynağıdır. Aynı şekilde Hz. Muhammed'in nuru da her kalbin hayat kaynağıdır varlığı da her şey için bir rahmettir. Ardından insanların onun nurundan yararlanışlarını, onun bereketine nail oluşlarını anlatıyor. Böylece ayette kalpler vadilere benzetiliyor. Kimisi büyük, kimisi küçük, kimisi ulu, kimisi de hakir. Her kalp kapasitesi oranında, maddesi miktarında bu sudan aldı ve ona doğru yola koyuldu. Her bölük içeceği kaynağı bildi. Sonra Yüce Allah, Resulullah'ın cismaniyetini berrak suyun üstünde taşınan kabarık köpeğe benzetiyor. Bu köpükten kasıt onun zahiri terbiyeciliğidir. Yiyecek, içecek, evlenme, insanların fiil ve davranış ortaklıkları gibi hususları düzenlemesidir. Bunların tümü geçip gider, dağılır. İnsanlara fayda veren şeye gelince, Hz. Muhammed'in nübüvvetine, risaletine, hikmetine, ilmine, marifetine ve şefaatine gelince o yeryüzünde kalır. Bil ki Hz. Muhammed'in yaratılışının hikmeti bu olunca Allah onu latif ve kesif unsurlardan yarattı. Ki yaratılışı kusursuz, kamil olsun. Sıfatları mükemmel düzeyde bulunsun. Allah onu iki zıt olgudan, ruhani ve cismani olgulardan yaratmıştır cismaniliğini ve beşerliğini insanlarla buluşma noktası, suretlerin mikya kıldı. Ona insanları karşılayabileceği bir kuvvet verdi. Onlara beşeriliği maddesiyle yardım elini uzattı. Onlarla onların yanında olurdu. Onlar da kendileri için kendileri olurlardı. Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bu bağlamda onların hem cinsi ve benzeriydi. Çünkü onların karşısına nurani melek ruhaniyetiyle çıksaydı, insanlar onu karşılamaya güç yetiremezlerdi, ona mukavemet edemezlerdi. Bu yüzden Yüce Allah aşağıdaki ayette insanlara onu bir beşer olarak göndermiş olmasını bir lütuf ve minnet olarak zikrediyor. Andolsun size kendinizden bir rasul gelmiştir. Ayrıca ona bir güç ve ruhaniyet vermiştir ki, bu özelliğiyle, ruhanilik alemini, yüceler melekutunu karşılar ki bereketi tam, rahmeti eksiksiz olsun. Ruhaniler onun cismaniyetini müşahede ederler. Ayrıca Yüce Allah sırf ona özgü olmak üzere üçüncü bir vasıf daha vermiştir. Bu vasıf önceki iki vasıftan ayrıdır. Onların dışındadır. Şöyle ki ona Rabbani bir vasıf ve ilahi bir sır vermiştir ki rububiyet sıfatlarının tecellisi esnasında bu vasıfla sebat eder. Onunla ilahi huzuru müşahede etme gücünü kendinde bulur. Onunla teklik nurlarının sırlarını alır, kutsi işaretlerin hitabını duyar. Onunla rahmani esintilerin hoş kokularını duyar. Göz alıcı haz makamlarına yükselirdi. Resulullah'ın şu sözünün sırrının anlamı budur. Ben sizden herhangi biriniz gibi değilim. Şu hadisin sırrının anlamı da budur. Benim öyle bir vaktim var ki o vakitte Rabbimden başkası beni karşılamaya güç yetiremez. Bu makam yakınlaştırılmış hiçbir meleğe, gönderilmiş hiçbir nebiye özgü değildir. Bir kasedir ki ondan Resulullah'tan başkası içmemiştir. Bir gelindir ki sadece ona görünmüştür. İşte bu sırf ona özgü olan makamdır. Saydığımız dört makamdan birisi budur diğer üç makama gelince bunlar diğer mahlukata yönelik kerametlerdir ki her biri kendisine ayrılmış nasibi alabilsin. Övülmüş makama gelince o suret alemine özgüdür. Suret alemi ise dünyadaki mülk alemidir. Bu sayede mutmainliğinin, nebiliğinin ve risaletinin bereketi onları sarar. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. O, ey Resul, Rabbinden sana indireleni tebliğ et, minberine oturtulmuştur. O, insanların çağrısına icabet edendir. Nasihatte onlara hitap edendir. Sarsıntılarda onların tabibidir. Sevgiden de onların payına düşendir. Bu, dünya ehline özgü boyutudur. İkinci makama gelince, o da kıyametteki övülmüş makamdır ve bu da yüceler aleminin payına düşmüştür. Yüceler alemi, onun makamının bereketine, müşahadesinin güzelliğine ve sözünün duyuluşuna nail olur. Ruh ve meleklerin durduğu gün ona hitap etme izni verilir. Melekler saf saf duruş vaziyettedirler. Bütün mahlukat durmuş, kulak kesilmiştir. Konuşmasına ümmetine şefaat etmekle başlar ve ümmetim, ümmetim diye seslenir. Rahmetim, rahmetim diye cevap verilir. Üçüncü makamsa şuhut makamıdır ve bu makam sonsuzluk yurdundadır. Ki cennet ehli ondan nasiplerini alsınlar. Huriler onu müşahede etmekten haz alsınlar. Köşkler onun girişiyle şereflensinler. Gelişiyle sevinçlerini sunsunlar. Cennetin nuru artsın ve onun gelişiyle perdeler kalksın, kötülükler zahil olsun. Dördüncü makam, sırf Hazreti Rasulullah'a özgü kılınmış makamdır. Ulu Mabud'u görme makamı, iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Çünkü o, varlık ağacının meyvesi, varlık sedefinin incisi ve sırrıdır. O, çoğun sözünün anlamıdır. Ağaç, kendisi için istenmez, aksine meyvesi için istenir. Dolayısıyla ağaç meyve tutsun, çiçek açsın diye korunur, muhafaza edilir. Amaç bu meyveyi sahibine arz etmek, ona yakınlık huzuruna beziyerek götürmek, huzurundaki nedimeler arasında dolaştırmak olduğu için ona ''Ey Ebu Talib'in yetimi, kalk, senin talibim var ve senin için istekler hazırlamış.'' diye seslenildi. Ona hizmete amade meleklerin en gözdesi gönderildi. Melek onun yanına gelip durduğunda onu yatağında uyur halde gördü. Dedi ki ''Ey Cebrail, nereye?'' Dedi ki ''Ey Muhammed, mekan aradan kaldırıldı. Bu seferimde ben nereyi bilmiyorum ama ben hizmet sunan melekler arasında sana gönderildim. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Dedi ki, ey Cebrail benden istenen nedir? Dedi ki, sen iradenin muradı, dilemenin maksadısın. Her şey senin için irade edilmiş. Sen de onun için irade edilmişsin. Sen varlığın seçkinisin.'' Sen sevgi kasesinin özüsün. Bu sedefin incisisin. Şu ağacın meyvesisin. Marifetler güneşisin. Lütuflar hilalisin. Evren sırf senin yerini yüceltmek için hazırlandı, donatıldı. Bu güzellik, bu cemal sırf senin vuslatın için bezendi. Sevgi kadehi sen içesin diye sunuldu. Kalk! Sana ikram edilmek üzere sofralar serilmiştir. Yüceler aleminde sen geleceksin diye bir telaştır gidiyor. Gözde melekler senin gelişini tehlil ve tekbirlerle kutluyorlar. Ruhaniyetinin şerefi onları kaplamıştır. Artık cismaniyetinden de bir nasip almaları kaçınılmazdır. Melekut alemini şereflendir. Mülk alemini şereflendirdiğin gibi. Göğün zirvesine ayağını basarak onurlandır. Kara toprakları onurlandırdığın gibi dedi ki, ey Cebrail, Kerem sahibi Allah beni çağırıyor, bana ne yapacak? Dedi ki, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlamak için çağırıyor. Dedi ki, bu benim için, ailem ve çocuklarım için ne vardır? Çünkü insanların en kötüsü yalnız yiyendir, sadece kendisini düşünendir. Dedi ki, pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.'' Ey Cebrail! Şimdi kalbim rahat etti. Artık Rabbime gidebilirim. Cebrail Burak'a yaklaştırdı. Dedi ki, bunu ne yapacağım? Bu aşıkların bineğidir. Benim bineğim şevkimdir. Azığım takvamdır. Sakınmamdır. Rehberim gecemdir. Ben ona ancak onunla vasıl olurum. Onu ondan başkası bana gösteremez. Zayıf bir hayvan onun sevgisinin ağırlıklarını, marifetinin dağlarını, göklerin, yerin ve dağların taşımaktan aciz olduğu sırları, emanetini sırtlayan birini nasıl taşısın? Ve sen, Sidretül Münta'nın yanında hayretler içinde kaldığın halde bana nasıl yol gösterebilirsin? Ben ki sonu olmayan bir huzura varıyorum. Ey Cebrail, sen kim, ben kim? Benim öyle vakitlerim olur ki o sırada Rabbimden başkası bana katlanamaz. Ey Cebrail, benim sevgilimin benzeri olmadığına göre ben de sizden biri gibi değilim. Dolayısıyla binekler sırtında mesafeler kat edemem. Rehberlerin öncülüğünde cihetlere yönelmem. Bu ancak sonradan olma varlıkların alanıdır. Benim sevgilim cihetlerden münezzehtir. Sonradan olma özelliklerden beridir. Ona hareketlerle ulaşılmaz işaretlerle gösterilmez. Anlamları bilen ne demek istediğimi anlar. Bak, ona yakınlığım iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Cebrail, vaktin dehşetini anladı ve şöyle dedi. Ey Muhammed, beni sana getirdiler ki senin devletine hizmet edeyim. Gözde adamlarına arkadaş olayım. Bineyi de senin kerametini sergilemek için getirdiler. Çünkü Meliklerin adetidir. Sevdikleri birini ziyaret etmek istedikleri zaman ya da bir yakınlarını davet edecekleri vakit onların kerametlerini ve saygınlıklarını göstermek isterlerse en gözde yardımcılarını elçi olarak gönderir, onları getirmek üzere en seçkin bineklerini takdim ederler. Biz de sana meleklerin bu adeti üzere geldik. Bu geleneğe uyduk. Allah'a adımlarla varılacağını sanan hataya düşer. Onun perdelerin gerisinde örtülü olduğunu zanneden de bağışlardan yoksun kalır. Ey Muhammed! Yüceler alemi seni bekliyor. Cennetler kapılarını açmış, alanlarını süslemiş, yaşıt kızlarını bezemiş, içeceğini kaselere doldurmuş bekliyor. Bütün bunlar senin gelişinle duyulan sevincin, vasıl oluşunla yaşanan neşenin göstergesidir. Gece senin gecendir devlet de senindir. Ben yaratıldığım günden beri bu geceyi bekliyordum. Seni bir ihtiyaç için vesile kıldım. Onu elde etmeye ilişkin gücüm, çarem tükendi, imkanlarım yok oldu. Bu yüzden aklım şaşkın vaziyettedir. Fikrim sersem durumdadır. İçimi dehşet kaplamış, zihnim meşgul ve tasavvurum karma karışıktır. Ey Muhammed, şaşkınlığım beni onun ezelinin ve ebedinin meydanında durdurduk. Bir başlangıcının olmadığını gördüm. Başka bir meydana meylettim, onun da sonunda ilk olduğunu fark ettim. O yoldaşa gitmek için bir yol arkadaşı aradım. Yolda Mikail ile karşılaştım. Dedi ki, nereye gidiyorsun? Yol kapalı. Kapılar yolcuların yüzüne kapanmış. Sayılı günlerle, zamanlarla ona varılmaz. Sınırlı mekanlarda aramakla bulunmaz.'' Dedim ki öyleyse için bu makamda duruyorsun? Dedi ki denizlerin su kapasiteleriyle yağmur yağdırmakla ve bu yağmurları değişik bölgelere sevk etmekle meşgulüm. Denizlerin hangi miktarda acı olduklarını, dalgalarının oluşturduğu köpüğün miktarını bilirim ama tekliğin boyunu ve fertliğin sayısını bilmem. Dedim ki İsrafil nerede? Dedi ki Talim okuluna alındı. Levh-i Mahfuz'un yüzüne bakıyor. Oradan kesinleştirilmiş hükümleri ve yürürlükten kaldırılanları yazıyor. Sonra okul çocuklarını okuyor. Şu misaldeki gibi. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Sonra o öğrenim devresinde öğretmeninden duyduğu haya yüzünden başını kaldırmaz. Bakışları yere bakar ve kalbini düşünceden alıkoyar sura üfleyeceği güne kadar devam edecek bu hali. Dedim ki, haydi arşa soralım, bize yol göstermesini isteyelim, öğrendiklerini ve yazdıklarını istinsah edelim. Arş bu halimizi duyunca coşkuyla titredi. Dedi ki, dilini kımıldatma, kalbinde ondan söz etme. Bu perdesi aralanmayan, kapısı açılmayan bir sırdır. Cevabı olmayan bir sorudur bu. Ben neyim ki arada onun neresini bileyim? Ben iki harften yaratılmış bir mahluktan başka bir şey değilim. Daha dün ne bir eser ne de bir objeydim. Dün yitik bir yoktan ibaret olan, ezelden biri var, doğmamış, doğurmamış olan ahadiyetini nasıl bilebilir? O istiva da beni geçti. İstilayla beni emri altına aldı. Eğer onun istivası olmasaydı, şekil alıp var olamazdım. Onun istilası olmasaydı, Doğruyu bulamazdım. Duman halinde olan göğe yönelip istiva etti. Burhan'ın kaim olması için arşa istiva etti. Onun izzeti hakkı için istiva etti. İstiva ettiklerine dair bir bilgim yok. Ben ve toprak onun karşısında eşit düzeydeyiz. Onun itiva ettiğini ihtima etmem ben. Bilmem neyi kapsadığını. Ben sadece onun kuluyum. Her kul için niyet ettiği vardır. Sana kıssamı anlatayım, ısrabımı sana açayım. Onun yüce izzetine, kudretinin gücüne andolsun olsun ki beni yarattı. Tekliğinin denizlerine gark etti. Ebediliğinin çöllerinde hayrete düşürdü. Bazen ebediliğinin ufuklarından doğup bürür beni. Bazen yakınlığının makamlarında yaklaşıp benimle ünsiyet kurar. Bazen izzetinin perdesiyle gizlenir, yalnız bırakır beni bazen lütfunun münacatıyla seslenir bana ve coşkuya gark eder beni. Bazen sevgisinin kaseleriyle varır bana ve sarhoş eder beni. Sarhoşluğun karışıklığıyla acı çektikçe ben, tekliğinin lisanıyla bana beni asla göremezsin dedi. Heybetinden eridim, dağıldım, sevgisimden parçalandım, darmadağın oldum. Azametinin tecelli etmesinden dolayı düşüp bayıldım. Musa'nın düşüp bayılması gibi. Mecdimin sarhoşluğundan ayıldığımda bana denildi ki, Ey aşık! Bu bizim koruduğumuz cemaldir, perdelediğimiz güzelliktir. Seçmiş olduğumuz sevgiliden, bizim terbiye ettiğimiz yetimden başkası ona bakamaz. Kulunu bir gece götüren, sözünü duyduğun zaman onun bize yükseldiği, geldiği yolun üzerinde dur.'' Belki o zaman bizi göreni görebilirsin. Bizden başkasına bakmayanı müşahede lütfuna mazhar olursun. Ey Muhammed, Arş seni özlerken ben senin ellerine nasıl hizmet etmem? İlk binek olan Burak onu Beytül Makdis'e götürdü. Sonra ikinci binek olan Miraç onu dünya semasına götürdü. Üçüncü binek olan meleklerin kanatları onu bir semadan diğer bir semaya götürdü böylece yedinci semaya götürüldü. Sonra dördüncü binek olan Cebrail'in kanadı onu Sidretül Müntaaya taşıdı. Sidretül Münta'nın yanına gelirken Cebrail geri kaldı. Dedi ki ey Cebrail biz bu gece senin misafirleriniz. Ev sahibi misafirinden nasıl geri kalır? Burada dost dostunu terk eder mi? Dedi ki ey Muhammed sen Kerem sahibinin misafirisin. Önce siz kadimin davetlisisin. Eğer bir parmak ucu kadar ilerlersem kesinlikle yanarım. Her birimizin belli bir makamı vardır. Ey Cebrail, madem öyle senin bir ihtiyacın yok mu? Dedi ki, evet, sonsuzlukta sevgilinin yanına vardığında sana işte sen, işte ben denildiğinde beni Rabbinin yanında an. Sonra Cebrail öyle bir itti ki nurdan yetmiş bin perde yırtıldı. Ardından yeşil nurdan perdeden ibaret beşinci binek çıktı karşısına. İki ufkun arasını kaplamıştı. Ona bindi. Derken arşa vardı. Arş onun eteklerine sarıldı ve lisanı haliyle şöyle dedi. Ey Muhammed! Ne zamana kadar karışmasından emin olarak vaktinin berraklığından içeceksin? Bazen sevgilin seni özler dünya semasına iner. Bazen seni huzurunda tavaf eder ve şefkatinin perdelerinin üzerine taşır. Kulunu bir gece götüren Allah münezzehtir. Bazen sözlerinin güzelliğini sana gösterir. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Bazen semadaniyetinin cemalini gösterir. Göz sapmadı ve azmadı. Bazen melekutunun sırlarına seni muttali kılar. Kuluna vahyettiğini vahyetti. Bazen seni yakınlığının huzuruna yaklaştırır. İki yay kadar yakın oldu. Hatta daha da yakın oldu. Ey Muhammed! Bu ona susamanın, ona özlemle sarılmanın, onda hayrete düşmenin anıdır. Ne taraftan ona gideceğini bilmiyorum. Beni mahlukatının en büyüğü yaptı. Mahlukatın en büyüğü ve en şiddetlisi benim ama en çok ondan korkan da benim. Ey Muhammed! Beni yarattığı gün celalinin heybetinden titriyordum. Benim sütunumun üzerine la ilahe illallah yazdı. İsminin heybetinden titremem daha da arttı. Muhammedur Resulullah diye yazınca huzursuzluğum yok oldu. Korkum ortadan kalktı. Senin ismin kalbimin emanı İçimin huzuru ve ıstırabımın ilacı oldu. Bu senin isminin üzerime yazılmasının bereketidir. Ya bir de senin nazarının güzelliği bana yönelse. Ey Muhammed, sen alemlere rahmet için gönderilen rasulsun. Bu gece benim de bir payım olmalıdır. Benim nasibim yalan ve iftira ehlinin bana yakıştırdıkları niteliklerden aldanmışların benimle ilgili olarak uydurdukları asılsız söylentilerden dolayı benim ateşten azade olduğuma şahitlik etmendir. Çünkü bir topluluk benim hakkımda yanılgıya düştüler de saptılar. Benim sınırsız olanı içime aldığımı, şekli olmayanı üzerimde taşıdığımı, keyfiyeti olmayanı ya hata ettiğimi sandılar. Ey Muhammed! Zatının sınırı, sıfatının sayıları olmayan bana muhtaç olabilir mi? ya da benim üzerimde taşınır mı Rahman onun ismi istivada onun sıfatı meniteliği olduğuna ve sıfatıyla özelliği zatıyla bütünleştiğine göre ben ondan o da benden değilken benimle bütünleşir mi ya da benden ayrılır mı Vallahu yekulu'l hakka ve yehdus sebiyle. Allah hakkı söyle ve o doğru yola eriştirir Evvel ahir zahir batın odur varlıkta ondan başkası yoktur